Sevgili gençler merhabalar ben İbrahim Kılıç bir Türkçe dersiyle birlikteyiz. Bugün anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Hatta okumadan soru çözüm yöntemleri göstereceğiz. O zaman başlıyoruz. Sevgili gençler birinci soruyla başlıyoruz. Bu parçanın anlatımında açtıklardan hangisine başvurulmuştur diyor. Hiç paragrafı okumuyorum. Niye? Eğer paragrafın içerisinde soru işaretleriniz varsa ve soru işaretlerinin dışında ünlem işaretleriniz varsa aklınıza gelmesi gereken ilk anlatım biçimi tartışmacı anlatım biçimi olsun. Çünkü biz tartışmacı anlatım biçiminde karşıdakinin görüşlerini çürütmeyi kendi görüşlerimizi karşıdaki kişiye, kişiye empoze etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de sorular soruyoruz ve sorulara cevaplar veriyoruz. Zaten giriş cümlesini okumak da yeterli. Aslında bir bakıma yazarın yaptığı anlatılmaz olanın anlatılmazlığını belirtmek değil midir diyerekten ne yapıyor? Karşıdaki okuyucunun görüşlerini çürütmeye çalışıyor. İşte bir paragrafta soru işaretleri görürseniz aklınıza gelmesi gereken ilk anlatım biçimi tartışmacı anlatım biçimi olsun. Gençler ikinci sorudayız. Parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır diye sormuş. Ben size konu anlatım dersimizde ne dedim? Ağır basanlar, atöp diye kodladığımız anlatım biçimleri değil miydi? Yani açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Bunların dışında karşılaştırma diyebildiğimiz, aynı zamanda tanık gösterme diyebildiğimiz düşünceyi geliştirme yolları da ne yapabilirdi? ağır basabilirdi. Ama benzetmeymiş, kişileştirmeymiş, örneklemeymiş bunlar ağır basmaz. En azından bakın bir şıktan kurtulmuş olduk. Kaldı dört tane şık. Meta model evrensel modelleme ilkelerinin kullanımına dayanan bir dil modelidir. Bakın burada bir bilgi vermeye başladı bize. Eğer bilgi veriyorsa bu paragrafın anlatım biçimi ne olması lazım? Açıklayıcı, anlatım biçimi olması lazım. Evet geldik 3. soruya. Bu parçanın anlatımında yazar hangisinden yararlanmıştır diye sormuş. Bu tür sorularda paragrafın sadece giriş cümlesini okusak da yeterli. Gökyüzü berrak, hava ılık, etraf yemyeşildi. Kuş cıvıtları yaprak ışıtlarıyla uyum sağlıyor. Sanki bildik bir şarkıyı söylüyorlardı. Zaten bu birinci cümle diye bildiğimiz cümle her şey için yeterli bizim için. Neden bu sorunun cevabı betimlemedir. Eğer biz tabiattan, gökyüzünden, yağmurdan bahsediyorsak, eğer hava ılık deyip dokunma duyusuna ait ayrıntılara yer veriyorsak, etraf yemyeşil deyip renklerden bahsediyorsak bilin ki o anlatım betimleyici anlatımdır. Yine kuş sesleri, yaprak ışırtısı yani bu kuşların kişileştirilmesi diye bildiğimiz şarkı söylemeleri aslında birer nedir? Betimlemedir. Niye derseniz doğayı tabiata anlatma ya da doğada meydana gelen işte yağmurun yağması, günün açılması, işte havanın ılık ya da soğuk olması. Yine bunun dışında renklere yer vermek kesinlikle bizi nereye götürecektir? Betimleyici anlatım biçimine götürecektir. Evet dördüncü sorudayız. Parçanın anlatımında yazar hangisinden yararlanmıştır diye sormuş. Arkadaşlar paragrafa şöyle bir baktığımız zaman burada bir paşanın isminin olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız kişi, yer ve zaman gibi kavramları gördüğümüz zaman onları eğer biz olay halinde, hareket halinde gösterebiliyorsak bu anlatım biçimimiz neydi bizim? Öyküleyici anlatım biçimiydi. E paşa dediğimiz burada kişi değil mi? Evet. Ağrı dediğimiz burası yer değil mi? Evet. Kışta zaman değil mi? Evet. O zaman kişi, yer, zaman ve olaydan bahsediyorsa öyküleme diyeceğiz. Daha pratiğe gidelim mi? Gidelim. Bakın şurada yorulmuştu, gelmişti, solmuş, düşmüş, deli etmek bunlar hep hareket halinde değil mi? Hareket halinde. Eğer biz kahramanlarımızı hareket halinde veriyorsak yüklemlere dahi bakaraktan o paragrafta kullanılan anlatım biçiminin öyküleme olduğunu söyleyebiliriz. Evet gençler 5. soruya geldik. Bu parçanın anlatımında yazar hangisinden yararlanmıştır diye sormuş. Şu giriş cümlesini okursak yeterli bizim için. Uzun ak halkalar çizer üst üste. Ak halkalar tel tel görün son mavisine düşer demiş. Bakın ak ya da mavi diyebildiğimiz kavramlar, renkler en çok nerede karşımıza çıkmıştı? betimleyici anlatım diye bildiğimiz anlatımda karşımıza çıkmıştı. Bu nedenle de A'yı, B'yi hatta Denizli'yi siliyoruz. Geriye iki tane seçeneğimiz kaldı. Paragrafın bu kısmında bakın şimşek gibi çakılırcasına iner demiş. Gibi edatımız da bizi nereye götürecektir? Benzetme sanatına götürecektir. Alın size betimleme ve betimlemenin kuzu olan benzetme bu parçada yazarın faydalanmış olduğu anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu olmuş. Sevgili gençler 6. sorudayız. Bu parçanın anlatımı için hangisi söylenemez diye sormuş. Önce şıkları okuyoruz. Benzetmeye başvurulmuştu diyor. Bugün benzetmeyi biz bir sanat olaraktan görüp betimleyici anlatımın içinde görüyoruz. Yine anlatıcının duyguları diyebildiğimiz özelliğin en fazla olduğu yer betimleyici anlatım biçimidir. Devrik ve eksiltili cümleleri en fazla kullanılan yer betimleyici anlatımdır. Zaten Denizli'ye geldiğimiz zaman A'yı, B'yi, C'yi hatta E'yi kucaklayan bir anlatım biçimi olmuştur. Edirne'ye gittiğimiz zaman niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. Hocam niteleyici sözcük ne demek? Sıfat demek. Onu da gene betimleyici anlatımda görüyoruz. Buradan şunu anladık. Paragrafı daha okumadan biz betimleme ve betimlemeye ait olan ayrıntılara şıkla yer verildiğini görüyoruz. Mecburen hepsini okuyacağız ama Denizli ve Edirne'yi hemen siliyorum. Niye? Çünkü paragrafın zaten anlatım biçimi nedir? Betimlemedir. Ve betimlemenin olduğu her yerde %100 sıfatlar diye bildiğimiz niteleyici sözcükler vardır zaten. Devam edelim. Benzetmeye başvurulmuştu diyor. Onu da bakın şurada. Bıçak ağzı gibi derken gibi edatıyla ne yapmış? Bir benzetmeden faydalanmış. Peki betimleyici anlatımda gördüğümüz benzetme, kişileştirme, renkler, o kullanımları yapmak aynı zamanda anlatıcının duygularını içermez mi? İçerir. O zaman duygulardan da faydalanmış. Demek ki devrik cümlelere yerilmemiş. Kontrol edelim mi? Edelim. Bakın birinci cümlenin yüklemi sonda kurallı. İkinci cümlenin yüklemi büyüklüğündendir diyor kurallı. Üçüncü cümlenin yüklemi bir kuyudur kurallı. Dördüncü cümlenin yüklemi çevrilidir. Beşinci cümlenin de yüklemi yoldur. Yüklemler sonda olduğuna göre demek ki paragraftaki bütün cümleler nasılmış? Kurallı cümlelermiş. Yani bu paragrafta devrik cümleye ne yapılmamış? Yer verilmemiştir. Haydi gençler 7. sorudayız. Parçanın anlatımında yazar hangisinden yararlanmıştır diye sormuş. Birinci cümle okusak yeterli herhalde. Geleneğe bağlı şairleri olduğu gibi ona karşı çıkanlar da olabilir. Sizce bu cümlede yazar kendi görüşünü ortaya koymamış mı? Geleneğe karşı çıkan şairler olduğu gibi değil mi? Bağlı kalan şairler de olabilir diyor. Eğer kendi görüşlerini ortaya koyuyorsa, kanıtlama amacı gidiyorsa bu tartışmacı anlatım biçimidir. Genellikle soru işaretlerinin veyahut da ünlem işaretlerinin kullanıldığı bu anlatımlarda ancak fakat ama çünkü oysa halbuki gibi bağlaştıra da yer verildiğini unutmamamız gerekiyor. Tartışmacı anlatımda amaç nedir? Okuyucunun görüşlerini çürütmek, kendi görüşlerini okuyucuya kabul ettirmektir. Genellikle de bu tür sorularda, bu tür parçalarda paragrafın giriş kısmında önce yazar reddedeceği cümleyi söyler, arkasından kendi görüşünü ne yapar? Empoze etmeye çalışır. Sevgili gençler geldik 8. soruya. Yukarıdaki parça da aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanmıştır diyor. E Biliyorsunuz benim 4 tane anlatım biçimim vardı. Neydi? Açıklama, tartışma, öyküleme ve betimlemeydi. Bunların dışında gördüğümüz diğer unsurlar ise düşünceyi geliştirme yollarıydı. A şıkkına geldik. Betimleme ve açıklama ikisi de anlatım biçimi olduğu için bakmalıyız. B'ye geldik. Karşılaştırma bir düşünceyi geliştirme yolu olduğu için siliyorum. C'ye geldik. Betimleme ve öyküleme zaten en çok iç içe olan anlatım biçimleri olduğu için buna iki tane artı atıyorum. Deniz diye geldik. Örnekleme bir anlatım biçimi değildir. Düşünceyi geliştirme yoludur. Siliyorum. Edirne'ye geldik. Tanık gösterme bir düşünceyi geliştirme yolu olduğu için siliyorum. Kaldı iki tane seçeneğim. Unutmayın. Eğer bir olay anlatıyorsa, bir kahramandan bahsediyorsa öykülemedir. Öykülemenin de içinde yer alan anlatım biçimi nedir? Betimleyici anlatım biçimidir. Bakın burada diyor ki kır bir at Ahmet'in evinin kapısında dün akşamdan beri duruyordu. Ahmet kim? Hikayenin kahramanı. Peki nasıl bir at? Kır bir at. Renkleri kullanırsak, kokuyu kullanırsak, mecazi anlatımları kullanırsak nereye gideriz? Betimlemeye gideriz. Yani öykü ne olduğu yerlerde genellikle betimleyici anlatım da bulunmaktadır. Sevgili gençler geldik 9. soruya. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıda bilinenlerden hangisi yanlıştır diyor. Şıkları önce kontrol edelim. A. Farklı cümle türleri kullanmıştır. Farklı cümle türleri kastettiğimiz genellikle kurallı ya da devrik cümleler aklımıza gelsin. Bunu da daha çok nerede görüyoruz? Betimleyici anlatımda görüyoruz. Devam edelim. Düşünceleri kanıtlama diyor. Kanıtlamayı görürseniz direkt tartışmacı anlatım içinde gideceksiniz. Tartışmacı anlatım içinde gideriz. Niteleyici sözcükler diye bildiğimiz sıfatlara yer verme, zaten betimlemenin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Kişileştirme gibi, benzetme gibi edebi sanatları ve mecazları kullanma da yine betimlemede gördüğümüz önemli özelliklerdir. Peki farklı duyu organlarına yer vermek, koklama, tatma, işitme, görme gibi duyu organlarından faydalanma en çok nerede var? Betimleyici anlatımda var. O zaman Ceyhan, Denizli, Edirne ve aşıkları betimlemenin özellikleri olduğu için Bunlar yukarıdaki paragrafta vardır ama 5 şıkkındaki maddeye geldiğimiz zaman burayı siliyorum, okumuyorum. 5 şıkkındaki madde ise tartışmacı anlatımla ilgili olduğu için e tartışmanın da betimleme ile alakası olmadığına göre doğru seçenek nedir? Bursa olacaktır. Sevgili gençler, 10. soruyla devam ediyorum. Parçanın anlatımında hangisi yoktur diye sormuş. Bak, şıklardan gideceğiz. Parçayı okumayacağız. Mecazi anlatımlara yer vermem. Mecazi ya da soyut anlatımlar nerede vardı? Betimlemede vardı. Peki edebi sanatlar diye bildiğimiz benzetme ve kişileştirmeyi en çok nerede kullanıyoruz zaten biz? Betimlemede kullanıyoruz. Bunlar yardımcı unsurlar. Peki eksiltili cümle ne demek? Yani yüklemi olmayan üç noktanın gitmiş olduğu cümlelere biz eksiltili cümleler diyoruz. Eee eksiltili cümleleri en çok nerede kullandım ben yine? Betimlemede kullanıyorum. Peki geldik Edirne'ye ve cevaba. Hocam sayıp dökmelere yer verme ne demek? Sayıp dökmelere yer verme demek örnekleme demektir. Peki ben örneklemeyi en çok nerede kullanıyorum? Açıklamada veyahut da tartışmacı anlatımda kullanıyorum. İşte Edirne'de gördüğümüz sayıp dökmelere yer verme diye adlandırılan örneklemenin betimleme çok da fazla bağı olmadığı için doğru seçeneğimiz burada neymiş? El şıkkı olacakmış. Haydi geldik 11. soruya. Parçanın anlatımında hangisi yoktur diye yine sormuş. Parçayı okumuyorum, şıklardan gideceğim. Görsel öğeleri ağırlık verme. Sevgili gençler, görsellik en çok nerede vardı? Gözlenme, izlenim, betimleme de vardı. Edebi sanatlar diye bildiğimiz benzetme ve kişileştirmeyi en çok nerede kullandık? Betimleme de kullandık. Peki, spatlar diye bildiğimiz nitelici sözcükleri biz, yani mesela küçük gibi, büyük gibi, hatta renkleri en çok nerede kullanmıştım ben? Betimleyici anlatımda kullanmıştım. Geldiğim cevaba yani Edirne'ye. Anlatımı tanımla güçlendirme diyor. Allah aşkına. Tanımı biz nerede görüyoruz? Paragraflarda özellikle de açıklayıcı anlatımların giriş bölümü diyebildiğimiz bölümlerde görüyoruz. Yani tanım yaparken mutlaka biz girişte yapmaya çalışıyoruz. Hatta betimleyici anlatımın tanımla ilgisi yoktur. Dolayısıyla tanımı göreceğimiz anlatım biçimi ne olması lazım? Açıklayıcı anlatım biçimi olması lazım. Ne yaptım? Paragrafı okumadan, A, B, C D şıklarını kime bağladım? Betimlemeye bağlamış oldum. Sevgili gençler, 12. sorudayız. Parçanın anlatımında hangisi yoktur diye yine sormuşuz. Ama parçayı yine okumadan şıklara gitmem lazım. Şıkları şöyle gözücü ucu, gözücüyle değerlendirdiğimiz zaman Ceyhan'da betimleyici bir anlatım görüyoruz. Betimleyici bir anlatım görüyoruz. Demek ki paragrafın anlatım biçimi ne gözüküyor şu an? Betimleyici anlatım gözüküyor. Allah aşkına, niteleyici sözcükleri, renkleri sıfatları biz nerede kullandık? Betimleyici anlatımda kullandık. Mecazı, soyutu, edebi sanatları ve duyguları en çok nerede kullandık? Betimlemede kullandık. Peki A şıkkında niteleyici sözcükler kullanma neyin özelliği? Betimlemenin özelliği. Aynı zamanda öznel cümlelerin en yoğun olduğu cümleler nedir? Betimleme. Peki eksiltili cümle nedir? Yüklemi olmayan cümledir. Var mı o cümleler? Bakın üç noktalar var. Zaten yüklemi olmayan cümleleri biz eksiltili cümle diyeceğiz. Onları da üç noktayla göstereceğiz. Ne demiştim alan ders anlatırken? Eksiltili cümleleri biz en çok nerede gördük? Betimleyici anlatımda gördük. Bakın ne yaptım? A'yı, B'yi, C'yi de elemiş oldum. Bunlar birbiriyle ilgili olan kısımlar. Yani betimlemeyle ilgili olan kısımlar. Geldim Edirne'ye. Sevgili gençler, az önceki soruda da karşımıza çıkmıştı. Tanımı biz daha çok nerede kullandık? Parrafın girişinde. Ama nerede? açıklayıcı anlatım biçiminde kullandık. Tanımın edebi betimlemeyle bir alakası yoktur. Sevgili gençler 13. sorudayız. Hangisi yoktur diye sormuş. Bu defa parçayı okuyaraktan yapmaya çalışalım. Nazar değmesin. Hep okumadan çözdük. Bu defa da okuyaraktan çözerim. Önce şıkları bir kontrol etmeniz lazım. Farklı duyulardan yani duyu organlarından faydalanma var diyor. Tekrarlar diye bildiğimiz ikilemelerden faydalanma var diyor. Niteleyici sözcükler, nesnel veriler Farklı cümle türleri diyor. Güneş yavaş yavaş etrafı aydınlattı. Stepi hem ısıtıyor hem aydınlatıyor demiş. Isıtma, dokunma duyusu, aydınlatma, görme duyusu. O zaman farklı duyulardan ne yapmış faydalandığını görüyoruz. O sonsuz bozkurda serin yel zaman zaman kekliklerin sesini bize kadar getiriyordu demiş. Bakın burada gördüğümüz nasıl yer serin yel diyoruz. E peki bu bir niteleyici sözcük müdür? Evet bunu da silmiş şey olduk. Güneş yavaş yavaş etrafı aydınlattı cümlesi. Nesnel bir cümle midir? Evet onu da siliyorum. Devam edelim. Kaldı iki tane şıkkımız. Cevabımız ya Bursa olacak, yedir ne olacak? Yüklemlere bakacağım şimdi. Aydınlattı yüklemi sonda. Aydınlattı sonda. Getiriyordu sonda. Zorundaydık sonda ve inerdi sonda. Diğer yüklem de sonda. Hepsi sonda olduğuna göre bunlar kurallı cümle. Yani devrik cümle yokmuş. Acaba... Farklı türde cümlelere yer verme derken burada basit cümle, sıralı cümle veyahut da birleşik cümleden bahsetmiş olamaz mı? Tabii ki bundan da bahsetmiş olabilir. Mesela bak birinci cümle güneş yavaş yavaş etrafı aydınlattı cümlesinde bir tane yükleme olduğu için bu cümle basit bir cümle. Ama öğleni beklemek zorundaydık birinci yüklem. Çünkü öğlen olunca keklikler suya inerdi ikinci yüklem. Bulabilirdik üçüncü yüklem. Üç tane yüklem olduğu için burası da sıralı cümle. O zaman ne yaptı? Farklı cümle türlerine yer vermiş oldu. Zaten paragrafı okuduğumuz zaman ikilemelerden faydalanmadığını görüyoruz. Doğru seçeneğimiz burada B şıkkıymış. Sevgili gençler 14. soruya gelmiş olduk. Parçanın anlatımında hangisi yoktur diye sormuş. Parçayı okumuyorum. Parçayla işim yok. Okumadan soru çözeceğim. Bak şimdi. Öznel ifadeleri yer verilmiştir diyor. Bu nerede var öznelik? En fazla betimlemede var. Yazdım kanıtlama amacı güden tek anlatım biçimi tartışma yazıyorum kişileştirme gibi benzetme gibi sanatları ben nerede kullanıyorum betimlemede kullanıyorum farklı duyu organları diyebildiğimiz en azından görme koklama tatmayı nerede kullanıyoruz betimlemede kullanıyoruz farklı cümle türleri diyebildiğimiz devrik ve kurallı cümleleri de nerede görüyoruz yine betimlemede görmüş oluyoruz gördüğünüz gibi paragrafı okumadım A, C, D eşliklerini betimlemenin özelliği saydım B şıkkındaki maddenin diğer şıklarla ilgisi olmadığı için onun tartışmanın bir özelliği olduğunu gördüğüm için doğru seçeneğimi ne verdim? Bursa verdim. Sevgili arkadaşlar geldik 15. soruya. Parçanın anlatımında hangisi yoktur diye sormuş. Şimdi betimleyici anlatım diye sormuş. Buna bakacağız. Sıfatlar zaten betimleyici anlatımlarda olur. Görme duyusu da aynı şekilde oluyor. Kişileştirme de izlenim kazandırma da hepsi betimleme ile ilgili olan özelliklerdir. Ama bir yerde betimleyici anlatım varsa, betimleyici anlatım varsa o yerde yüzde görme diyebildiğimiz görsel öğeler zaten vardır. Bunu siliyorum. Peki görme aynı zamanda izlenim kazandırma değil mi? Evet onu da silmiş oldum. Gelelim B mi denizli mi? Betimleyici anlatımlarda görme duyusu ve izlenim kazandırma nasıl ki muhakkak varsa spotlardan faydalanma da mutlaka vardır. Hatta bakın burada görüyorum sarı çiçekler diyor bakın görüyorsunuz. Ceylanlı çöller diyor. Demek ki sıfatlardan da faydalanmış. Ama kişileştirme gibi, benzetme gibi sanatlar bazen oluyor, bazen ise olmuyor. Bu nedenle de doğru seçenek burada nedir? Denizli olacaktır. Sevgili gençler, böylece anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili olarak ilk soru çözüm dersimizi tamamlamış olduk. Ama bu konuyla ilgili bir soru çözüm dersimiz daha olacak. Oraya da sizleri bekliyoruz. İşte o dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.